Kıbrıs'ın eğlence hayatını en özel mekanlarından birinde Emrah Bey ile konuştuk. Efendim, Kıbrıs'ı karış karış gezmeye, en özel mekanları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımızsa Ozanköy'de yer alan yeni nesil bir eğlence merkezi. Burayı da bizlere işletme sahibimiz Emrah Güler anlatacak. Merhabalar Emrah Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Uzun zamandır sanıyorum ki sektörde isminizi duyurduğunuz için de burayı açtınız. Nasıl başladı yolculuğunuz, sizden dinleyelim. Biz turizm sektöründe uzun yıllar zaten hizmet verdik. Her turizmcinin olduğu gibi bizim de kendi hayalimiz vardı. Bu hayalimiz de kendi mekanımız olsun, kendi mekanımızın sahibi olmaktı. Araştırma içerisindeydik. Uzun süre bir araştırma yaptık. Ve bunun sonucunda da böyle güzel bir mekanı bulduk. Elimizden geldiğince burayı en iyi şekilde işletmeye ve güzel hizmet vermeye çalışıyoruz. Gerekse eğlencesi olsun, müziği olsun, lezzeti olsun, hizmeti olsun, her şeyiyle dört dörtlük bir mekan yapmaya çalıştık kendimizce. Tabii takdir gelen misafirlerimizindir. Evet. Elbette öyle. O sıcaklığı ve samimiyeti daha dışarıdan bile anlayabiliyoruz. Galiba gündüzü başka, gecesi de başka buranın. Tabii ki. Gündüzü ve gecesi çok farklı oluyor. Gündüz gelip insanlar burada çayını kahvesini içip terasımızda yemeklerini yiyebiliyorlar. Akşamları gelip içeride eğlence şeklinde yemeklerini yiyip canlı müzik dinleyebiliyorlar. Ve birbirinden değerli ustalarımız Türkiye'den getirdik. Özellikle Kıbrıs'ta biraz zordur usta bulmak. Ve bu ustalarımız kendi marifetlerini bizlere ve misafirlerimize sunuyorlar. Evet, bu konuda siz oldukça titizsiniz. Çünkü gerçekten gastronominin merkezinden biri, Hatay'dan biri Adana'dan olan evet. Ustalarımız var içeride. Ekibiniz oldukça kuvvetli bu anlamda. Biz de bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Yani biz burada zaten hizmet verirken kesinlikle her gelen kişiyi burada misafir olarak, yani bizim Türk kültüründe vardır. Türk kültüründe gelen kişiler misafirdir. Biz de burada müşteri tabiri değil de misafir tabiriyle misafirlerimizi karşılıyoruz. Evet. Ve en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki işletme sahibi olmak hiç kolay değil. Her şeye çok dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Dolayısıyla da sürekli olarak galiba işinizin başındasınız. Maalesef. Burayı açtıktan sonra yaklaşık bir 8-10 kilo falan verdim. İşimizin başında durmak gerekiyor. Ya bütün işler için böyledir ama bizim işimiz biraz işinizin başında durmadığınızda yürümeyen bir iş olduğunu biz de tecrübe ettik. Söyleyebilirim rahatlıkla. Tabii misafirlerle birebir temas her daim sizin için ayrıcalık kazandırmış tabii ki, oluyor. Tabii ki her misafirle, her masayla ayrı ayrı günün, gecenin sonunda birebir konuşuruz. Onların eğer bir sorunu varsa, beğenmedikleri bir şeyler varsa, ki çok şükür öyle bir şeyle karşılaşmadık daha. Onların sorunlarını gidermeye çalışırız. Ve gelen güzel yönlerde de kendimizi daha çok geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, şimdi mekanı da anlatmanızı çok istiyorum. Çünkü dışarısı çok ayrı, yukarısı çok ayrı. Evet. Birçok ambiyansı bir arada buluşturmuşsunuz. Neler söyleyeceksiniz burası için? Yani burası gerçekten dıştan bakıldığı zaman kale gibi. İçeri girdiği zaman, hatta içerideki otantik yapıdan dolayı içeride bazı misafirlerimiz gelip para veriyor, verecek miyiz içeriye girmek için diyenler oldu. Müze sanıyorlar çünkü içerideki yapıyı gördüğünüz zaman gerçekten bunu anlayacaksınız. Müze tadında bir restoran diyebiliriz yani. Evet, çünkü içerideki ambiyansın dışarıdan da yansımasını bizler tanık olabiliyoruz. Harika da bir manzara var zaten. Kıbrıs ayaklarımızın altına diyebiliriz. Diyebiliriz, bir evet. Taraftan damağımız şenleniyor, bir taraftan kulaklarımızın pası siliniyor. Kesinlikle. Canlı müziğe de değinelim lütfen. Kesinlikle. Canlı müziğimiz haftanın zaten 4 günü canlı müziğimiz var. Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi şeklinde. Ve Kıbrıs'a özgü en popüler sanatçılarımız var. Birbirinden değerli sanatçılarımız var. Onları burada misafir ediyoruz. Bunun dışında neler sunuyorsunuz? Menünüz çok kuvvetli. Hatay dedik, Adana dedik. Dolayısıyla hem mezelerin hem de kebapların da servis edildiği bir mekan burası. Tabii ki. Kıbrıs'ta şöyle bir kültür var. Meze ne kadar çoksa, masanız ne kadar doluysa o kadar iyidir mantığı var. Biz de ona dayanarak en iyi mezelerimizi 15-16 çeşit mezeyle misafirlerimize sunuyoruz. Alakart servisimiz var ve bu mezeler Hatay'a özgü mezeler genelde, ama dediğimiz gibi biz burayı sadece
Güneydoğu ya da Akdeniz ya da herhangi bir bölge olarak göstermiyoruz. Bizim her yöreden, Avrupa'dan da misafirlerimiz var. Yurt dışından çok gelen misafirlerimiz var. Kıbrıs ve Türkiye olarak yani bütün misafirlerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. İşletme olarak her kesime hitap ettiğimizi düşünüyorum. Her misafiri burada başınızın gözünüzün üzerinde ağırlıyorsunuz tabii ki, gerçekten. Tabii ki. Onlar yuvaya dahil olduktan sonra da galiba dostluklar da pekişmeye başlıyor. Tabii gelelim ki. Kapasiteye. Şimdi gruplar var, aileler var tercih eden. Onları ağırlayacak kıvamda da bir mekan burası. Tabii ki. Şimdi şöyle, bizim zaten bir grup çalışmalarımız oluyor. Ve burası öyle... Yani yalnız gelen insanların sadece geldiği bir yer değil, ailelerin de çoluklarıyla, çocuklarıyla, ondan sonra eşleriyle, dostlarıyla gelebilip rahatlıkla yemek yiyip eğlendikleri bir mekan burası. Ve yaklaşık olarak bizim kapasitemiz 500-550 kişilik bir kapasitemiz var. Bahçemiz olsun, içerisi olsun, terasımız olsun. Dört mevsim ağırlıyorsunuz dört herkesi. Dört mevsim ağırlıyoruz, evet. Peki. Emrah Bey, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz bizleri izleyen sevgili izleyicilerimize? Kıbrıs'a gelen herkesi Veranda 111'e davet ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Emrah Bey, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ozanköy'den seslendik sizlere. İşletme sahibimiz Emrah Güler'le birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.